Kıymetli izleyiciler, Mevla'nın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Hayatın İçinden programına. Bugün sizlerle paylaşacağımız konu çok önemli, tarihsel bir mesele. Tarihimizde yatan Kahramanmaraş'ın nasıl kahraman olduğunu, oradaki halkın Şubat ayında 21 Ocak'ta başlayan, 1920'de başlayan ve 12 Şubat'a kadar devam eden, yani bulunduğumuz bugüne kadar devam eden işgali nasıl def ettikleri, nasıl birlik oldukları, kızıyla, genciyle, erkeğiyle, annesiyle, babasıyla, bebeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla nasıl bu direnişe engel olduklarını ve kaleye nasıl bayrağı diktiklerini size anlatmaya çalışacağız. Hem de yerinde, Kahramanmaraş'ta anlatacağız. Kahramanmaraş Kalesi'ne gideceğiz. Orada bir müze yaptırılmış. Bu müzede inşallah Kahramanmaraş'ın kurtuluş tarihçesini başından sonuna kadar sizlere anlatmaya, ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Buyurun gidelim. Efendim, Kahramanmaraş'a geldik. Kurtuluş mücadelesini öğrenmek için kale içindeki 1920 Minyatür Müzesi'ni ziyaret etmeden olmazdı. Hemen yanımızda çok değerli rehberimiz var. Bize bugün yardımcı olacak. Sizi bir tanıyalım kısaca isterseniz. Akif Kalleben, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü personeliyim. Burada gelen, dışarıdan gelen misafirlerimize kurtuluşumuzu rehberlik ediyoruz. Minyatürlerle zaten buralara 20 konu altında topladık. Yardımcı oluyoruz, şehrimizi tanıtıyoruz, şehrimizin nasıl kurtulduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmasında ne kadar önemli bir rol aldığını şehrimizin, onu anlatıyoruz. Peki müze ne zaman kuruldu? 2013 yılında, yaklaşık 3 sene oluyor, evet. Müzemiz kurulalı. Çok büyük rağbet var gördüğünüz gibi zaten. Hafta sonları daha çok kalabalık. Buraya gelen insanlar, dışarıdan gelen insanlar hayran kalıyor. Maraş'ı biz böyle bilmiyorduk diye tepkiler alıyoruz. Tabii bize, burada bizim anlatmamız da, yardımcı olmamızın da tabii büyük bir şey var. İsterseniz anlatayım size de. Tamam, Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesini. Maraş'ın kahraman olduğu bir serüvendir bu. Madalyalı tek şehirdir Maraş. Onun serüvenidir bu. Onu anlatacağım kısaca ben size. Kameramanız Gökhan bize ayrıntıları gösterirken tabii, biz de burada tabii, inşallah bu kurtuluş mücadelesini sizden öğrenmeye başlayalım. Evet. Şöyle en baştan mı başlayacağız? Tabii. Oradan başlıyoruz. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz ki Osmanlı İmparatorluğu 400 sene süren çok uzun bir savaştan yorgun çıkıyor ve yenik sayılıyor. Tabii masada yenik sayılıyor. Çok büyük bir toprak parçası var Osmanlı'nın önünde. Lakin işte Mondros diye bir mütareke yapılıyor. Bu Mondros mütarekesi neticesinde işgal devletleri, başta İngilizler, daha sonra Fransızlar şehrimizi işgal edecekler. Bu serüven 22 Şubat 1919'da İngilizlerin şehre girişiyle başlıyor. Halkın tepkisine burada? Şimdi şehirde yaşayan yaklaşık 5000-6000 civarında Ermeni var. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nda da zaten dedelerimizin sadık millet olarak nitelediği bu Ermeniler Osmanlı mevzusuna kadar yükselmiş. Evet. Değer veriliyor, kıymet veriliyor Ermenilere o zaman. Hırlakyan Agop diye Hınçak, aynı zamanda Hınçak Komitesi üyesi ve Osmanlı mebusu bir liderleri var Ermenilerin. İngilizlerin bu gelişini yaşasın İngilizler, yaşasın Ermeniler, kahrolsun Türkler diyerek karşılıyorlar. Tabi İngiliz komutan seviniyor bu duruma, işgale gidiyor Osmanlı'nın bir toprağına. Sevinç gösterileri var kendilerine karşı. Tabi aynı dine mensuplar. Kendilerini birleştiren nokta o. Bu şekilde İngiliz komutan Ermeni liderle konuşması var. Evet. Kısaca şöyle anlatıyor. İngiliz komutan diyor ki Ermeni lidere teşekkür ediyor bu coşkulu karşılamadan dolayı ve diyor taleplerinin olup olmadığını soruyor. İşte Maraş halkı bizi eziyet ediyor. Malımızı mülkümüzü elimizden aldı. Çok kötü durumdayız. İyi ki geldiniz diyerek serzenişte bulunuyor Ermeni lider. Tabii İngiliz komutan sinirleniyor ve şehrin ileri gelenlerini dedelerimizi bir odaya topluyor ve tarihe geçen bir konuşma yapıyor. Diyor ki sizin devletinizin yani Osmanlı'nın bize borcu vardı. Biz o yüzden geldik. Artık buralar bizim. Siz de bizim himayemizdesiniz. Size okulunuzu, köprünüzü, ne gerekiyorsa hastanenizi biz yapacağız. Ve diyor Ermenilere de gelince onlara zulmediyormuşsunuz. Mallarına, mülklerine el koymuşsunuz. Onlar da artık bizim himayemizde. Evet. Mallarına, mülklerini iade edin ve onlara güzel davranın. Tabi orada gördüğünüz cübbeli sarıklı dedemiz Şeyh Ali Sezai Efendi. O zaman, onun bir cevabı var herhalde. Evet, çok önemli bir cevap. Başta da söylediğim gibi kendisi 5 dil biliyor. Ve bildiği dillerden birisi de İngilizce. Evet. İngiliz komutanının bu sorularına artık dayanamıyor. Hı hı. Ve diyor ki komutandan söz alıyor. Bizim diyor devletimizin sizin devletinize borcu varsa söyleyin ne kadar olduğunu. Biz bunu hane hane toplar öderiz. Yeter ki gidin memleketimizden. Evet. Ve diyor Ermenilere de gelince onlar bizim kardeşlerimiz. Kız alıp verdik. Dükkan komşumuz, ev komşumuz. Onlarla biz çok iyi geçiniyoruz senelerdir. Bunların ne dediklerini biz anlamadık. Hı hı. Etrafınıza bir bakın istiyorsanız. Ne kadar değerli bağ, bahçe, konak, dükkan varsa hepsi Ermenilerin, Hristiyanların mülküdür. Biz diyor onlara zulmetmiş olsaydık bugünkü servetlerine kavuşamazlardı. Evet. Tabii İngiliz komutan hayran hayran dinliyor. İngilizce konuştuğu için onun da etkisi var. Bir heyet görevlendiriyor. Bu heyet Maraş halkının hı hı. doğru söylediğini teyit ediyor. Evet. Hocam. Ve 8 ay boyunca hiçbir sıkıntı çıkmıyor. 22 Şubat'tan 29 Ekim'e kadar şehirde bir tek burun dahi kanamıyor. İngilizler bu şekilde zaten biraz da yeraltı zenginliği yok Maraş'ta. Evet. Yani İngilizlerin taleplerini karşılayacak bir şey yok Maraş'ta. O yüzden burada çok kalmak istemiyorlar. Evet. Ama 28 Ekim sonrasına gidiyoruz değil mi şu anda? 28 Ekim sonrası şu şekilde gerçekleşiyor. Hınçak Komitesi dedik ya, evet. güçlü bir lobiymiş. Ermeni lobisi. İngilizlerden umduklarını bulamıyorlar. O yüzden Fransızlarla, tabii daha yakınlar Fransızlara, taleplerini diyorlar ki işte İngilizler bizim istediklerimizi yapmıyor. Siz gelin. Beraber burada yapalım. Ve bu talep karşılık buluyor. Evet. Hırlakyan'a da telgraf olarak bu cevap gönderiliyor. Yani İngilizlerle Fransızlar anlaştı. İngilizler Suriye bölgesine, Fransızlar da Maraş, Antep, Urfa bu bölgeye, Halep tarafına bu bölgeye gelecekler diye haber veriliyor Hırlakyan'a. Ermeniler tabi seviniyor. O zaman da şehrin bir davulcusu var, Abdal Halil diye. Abdal Halil dedemiz geçimini davul çalarak kazanan birisi. Ve Hırlakyan'ın bir dediğini iki etmeyen birisi. Evet. Yani bir tek altına günlerce davul çalan bir dedemiz Abdal Halil. Hırlakyan Abdal Halil'i çağırtıp bir kese altın uzatıyor. Hı hı. Ve diyor ki yarın Fransızlar gelecek, haberi geldi bana. Onları çok coşkulu bir şekilde karşıla. Arkadaşlarına beraber. Tabi Hırlakyan hiç ummadığı bir cevap alacak. Tarihe geçen bir cevap. Abdal Halil'den mi alıyor cevabı? Tabi Abdal Halil dedemiz değil diyor bir kese altın. Davulumun kastağını altınla doldursan bu yine diyor de din bahsidir. Evet. Ben diyor Maraşlı kardeşlerin bağrına bu çomağı vuramam diyor. Evet. Ağasını reddediyor. İşte o Abdal Halil Ağa'nın torunları hala yaşar. Maraş'ta mahalleleri vardır ayrı. Geçimini davul çalarak kazanırlar. Maraş halkı değer verir dedelerinden dolayı, Abdal Halil Ağa'dan dolayı. Evet. Abdal kardeşlerim. Ve nitekim karşılanmıyor değil mi? Tabii ama yine Ermenilerin tezahüratlarıyla Fransızlar o şekilde yine karşılanıyor. Evet. Burada gördüğümüz gibi İngilizler şehri terk ediyor ve Fransızlar geliyor. Bunlar kendi askerleriyle gelmiyor tabii ki. Hep sömürge ülkelerinin askerleri. Birçoğu zaten Müslüman ülkelerin askerleriyle geliyor. Bu İngilizler de Fransızlar da. Yalnız şöyle bir durum var. İngiliz komutan giderken de Fransız komutana söylüyor. Ya burada bir sıkıntı yok. Ermeniler burada taşkınlık yapmaya çalışıyor. Bunlara müsaade etmeyin diye. Bunu dese de Fransız komutan yine bildiğini yapıyor. Ve şehirdeki Ermeni gençlere Fransız üniforması giydirip, yani 400 kişilik bir askerle geliyor ama Fransız komutan şehirdeki Ermeni gençlere kendi kıyafetlerini giydirip şehirde 3000-4000 kişilik bir 400 kişiyken 3000'e çıkıyorlar. Tabii asker oluşuyor ve bu Ermeni askerler sanki Maraş'ta işkence görüyormuş gibi, sanki Maraş'ta tacize uğruyorlarmış gibi Maraş halkını tehdit etmeye başlıyorlar. İkişerli, üçerli gruplarda Maraş sokaklarında şehirdeki yaşayan işte ninelerimiz, dedelerimizi taciz ediyorlar. Evet. Sadece bir gün sonra 31 Ekim günü Sütçü İmam olayı gerçekleşiyor. Şimdi Maraş dediğimiz zaman Sütçü İmam atla geliyor. Evet. Olayı da şu şekilde. Sütçü İmam dedemizin ismi İmam'dır. Hı hı. Adı İmam'dır. Mesleği sütçüdür. O yüzden Sütçü İmam demişler dedemize. Dedemizin Yaşadığı olay şu, Sütçü İmam olayı namus olayı olarak geçer. Şu şekilde, hamamdan çıkan, Uzunoluk hamamından çıkan Türk kadınlar var gördüğünüz gibi çarşaflı. Evet, evet. Bunların peçelerini açmaya çalışır bu Ermeni Fransız askerler. İşte açın peçenizi, burası artık bir Fransız mülkü. Burada bu şekilde gezemezsiniz diyerek. Bunu gören Çakmakçı Sait ve arkadaşları, mahallenin gençleri müdahale etmek ister. İlk şehidimiz Çakmakçı Sait'i burada şehit ederler. İlk şehidimizdir Çakmakçı Sait. Burada o askerler Çakmakçı Sait Efendi'yi şehit ederler. Bunu gören Sütçü İmam yeter artık der. Namusumuza da el uzatamazsınız der. Oradaki birkaç Ermeni Fransız askerini öldürür. Evet. Diğerleri de kaçar. Sütçü İmam olayı namus olayı olarak bilinir. Maraş'ta da çok değer kıymet verilir. Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Evet. Daha sonra orada bir balo var. Evet. 26 Kasım gününe geleceğiz. Bu balo Hırlakya'nın şehirdeki 3-5 konağından biri. Çok zengin dedik ya Ermeniler. Sarraflar zaten büyük bir kısmı. Orada Helen adında güzel bir Ermeni kızı var. Fransız komutan o Ermeni kızını dansa davet eder. Ama hiç ummadığı bir cevap alır. Ermeni kızı, sizinle der dans etmekten şeref duyarım. Lakin der kalede Türk bayrağı var. Biz bu şekilde kendimizi esaret altında hissediyoruz. Bunun üzerine Fransız komutan ne olduğunu şaşırır ve askerlerine emir verdirir. Kaleden Türk bayrağını indirin diye. İşte 26 Kasım günü kalemizden Türk bayrağı iner. Ve Maraş halkı zaten yorgun, fakirleşmiş. Çünkü 4-5 sene süren bir savaş ve varını yoğunu vatanını harcıyor zaten, harcamışlar. Birçok askere gitmiş, evet, savaşa katılmış. Birçoğu da erzak göndermiş. Maraş halkı zaten çok zor durumda. Buna rağmen dedelerimiz ne yapacağı belirsiz bir şekilde. O zamanki büyük hocalarımız işte Şeyh Ali Sezai Efendi gibi, Evliya Efendi gibi, İşte avukat Mehmet Ali Kısakürek gibi hocalarımız var. Onların fetvaları var. Onların işte beyannameleri var. Evet. Kısaca anlatayım istiyorsanız. Necip Fazıl Üstadımızın da amcazadesidir. Mehmet Ali Kısakürek hocamız. Der ki bayrak olayından sonra sabahleyin kalkar ki kalede bayrak yok. Fransız bayrağı dalgalanıyor. Eyvah der. Bir beyanname kalem alır. 1300 küsür senelik der. Beyanname hemen şurada herhalde. Evet. Gerçeği de tam metni de karşıda da var hocam. Evet. Orada da var. Der ki 1300 küsür senelik dinimiz, devletimiz elimizden gidiyor. Hiç der aranızda 3-500 İslam gayretlisi yok mu bayrağı oraya dikecek? Bu beyannameleri işte bu şekilde cami duvarlarına, konak duvarlarına astırtır ki halkı, galyan demeyelim de buna, manevi gücünü getirecek, halkı bilinçlendirecek beyannamelerdir bunlar. Ama yine de son noktayı burada gördüğümüz gibi Ulu Camimizin imamı Rıdvan Hoca var, o koyuyor. Halk Cuma namazını kılmak için 28 Kasım günü Ulu Cami'ye toplanıyor. Tabi cemaatin yarısı içeride, yarısı dışarıda. Çok mahşeri bir kalabalık var o cuma. Bayraksız ilk cuma olduğu için evet, çok kalabalık var. Rıdvan hocamız kürsüde diyor ki hutbesinde, ben diyor bu namazı size kıldıramam. Kılsak da kabul olmaz. Cuma namazını kılmamız için hür olmamız lazım, evet, bağımsız olmamız lazım, bayrağımızın olması lazım der. Ve bunun üzerine gördüğünüz mahşeri kalabalık kaleye hücum eder bulunduğumuz yere. Kaleye hücum eder. Fransız, kalede bulunan Ermeni Fransız askerleri bir tek kurşun dahi sıkamaz korkusundan. Ve dedelerimiz Türk bayrağımızı tekrardan kale burçlarına dikerler. Ve tarihte bir ilk yaşanır. Hutbe camide, namaz bayrağın altında kalede kılınır. Evet. Tabii Maraş halkı bu durumdan yine rahatsız. Fransızlara tepki olarak dükkanlarını açmazlar ertesi gün. Fransız komutan da kendisi teftişe çıkar. Şehirde bir isyan mı çıkıyor korkusuyla. Gerçekten Fransızlar korkak insanlar. Orada Aşıklıoğlu Hüseyin dedemizin bir konuşması var. Tarihe geçen bir sözü var. Kısaca onu aktarayım ben size. Fransız komutan şehirde kimseyi göremeyince yine sinirlenir. Tabii kendisi komutan, oranın sahibi olarak görüyor kendisini. Herkesin kendisine saygı göstermesini bekliyor aslında. Aşıklıoğlu Hüseyin dedemizde uzun bir konuşma geçer aralarında. Kısaca şöyle aktarayım ben size. Der ki Fransız komutan, değer miydi der bir bez parçası için yaptığınız bu kadar karışıklığa, kargaşaya. Evet. Sonuçta o bir bez parçası. İsteseydim dün hepinizi yok ederdim. Silahım var, ateş topum var, her şeyim var. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Tabii Aşıklıoğlu Hüseyin dedemiz o şartlarda, o zamanda, o anda öyle bir cevap veriyor ki tam bir kahraman kendisi. Sizin diyor bez parçası dediğiniz şey bizim namusumuz, şerefimiz, her şeyimiz. Evet. Gerekirse seve seve canımızı bile veririz. Maraş bize mezar olmadan düşmana güzel olmaz komutan diyor. Bunu böyle bilesin diyor. Her köşe başında bir Hüseyin nöbet bekliyor o bayrağı artık diyor. Evet. Çok kahramanca bir hareket tabii dedemizden. Dedemizi önemli kılandı o zaten. Şu anda zaten sözü Maraş bize mezar olmadan düşman güzüzar olmaz sözü. Maraş'ın belli yerlerinde nasıl belediyemiz tabii onu yaşatmak için. İşte Fransız komutan cevabını alıyor ve şehrin ileri gelenlerini tutukluyor. Ki isyan çıkmasın şehirde diye. Burası şehirde neresi isyan. Önünde bulunduğumuz burası yer? Eski hükümet konağı. Semboliktir tabii. Burada şehrin ileri gelenlerini topluyor ki işte işgal bir isyan çıkmasın. Ama unuttuğu bir kişi var, o da Aslan Bey. Aslan Bey bizim komutanımızdır. Yani sivil harekatın milis kuvvetlerdir. Çete diyoruz biz onlara. Evet. İzmir tarafında Efeler var, Ankara tarafında Zeybek var, Maraş'ta da çete var. Çete deriz, tabii biz çete deriz. Teşkilatlandırır, tabii silah yok, hiçbir şey yok. Bulunduğu kadar dededen kalma silahlarla son kişimiz şehit oluncaya kadar savaşacağız diye yeminler edilir Maraş'ta. Böyle bir mücadele başlar 21 Ocak günü. Tabii şehrin ne kadar önde gelen ismi varsa, şu anki deyimle varlıklı insan, işte rütbeli, makam, mevki sahibi insan varsa hep önde şehit olmuşlar. Önce şehit olmuşlar. Mıllış Nuri dedemiz var. Gölül Yusuf Çavuş dedemiz var. Bunlar şehrin önde gelen büyükler aslında. Mıllış Nuri dedemiz işte Hırlakyan'ın konağını imha ediyor. Gölül Yusuf Çavuş dedemiz de bakın görüyor musunuz? Abarabaşı Kilisesi var orada. Çetelerin de desteği olmuş galiba değil mi? Evet. Mıllış Nuri'ye. Evet. Burası işte Abarabaşı Kilisesi. Şehirde 3-4 tane kilise var. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 1900'lü yıllarda belki 1800 yıllardan kalmadır. Yıkıldığı için tam bilemiyoruz. Osmanlı'nın dedelerimizin hoşgörüsünü. Yani isteyen istediği dini istediği şekilde yaşıyorlar. Kiliseler var. Şu an 2017 yılındayız. Belki Avrupa'da cami olmayan ülke var. Evet. Ama dedelerimiz küçücük bir şehirde Maraş. Maraş şehir bile değil Osmanlı'nın o toprağı içinde. Lakin 3-4 tane kiliseleri var. Rahat rahat ibadetlerini yapıyorlar. O kadar kurnazlar ki Müslümanlar kutsal yerlere saldırmaz diye burayı cephanelik mevzi olarak kullanıyorlar. O yüzden dedelerimiz imha ediyor burayı. Evet. Evet, daha sonra orada gördüğümüz yer Taşan. Osmanlı'dan kalan bir yapıdır. Büyükşehir Belediyemiz orayı restore eder. Zamanla tabii ki. Yeni restore edildi. 2 sene falan oluyor şu an. Yine de o zaman da ticaret merkeziymiş Maraş'ın. Şu anda öyle. Orada da Evliya Efendi diye bir büyük dedemiz var. Kendisi çok tanınan, bilinen birisi Maraş ve çevresinde. Orada beyaz bayrak sallayarak dedemizi şehit ediyorlar. Evet. Şimdi bizim mücadelemizde onları birbirine bağlayan dinleriydi. Bizimki de dinimiz birbirimize bağladı. İman gücüyle Maraş'taki mücadele devam etti. Kürdüyle, Türküyle hep beraber Maraş'ta çetin bir mücadele verdiler. Ermeni ve Fransızlara karşı. Dedelerimiz bakıyorlar ki Fransızların tabii silah, toplar var, büyük toplar kurdurulmuş şehirde. Yüksek yerlerine toplar kurdurulmuş ve şehir top atışına tutuluyor. Buraya gelen dedelerimiz anlatıyor, diyor ki biz diyor sobayı yakamazdık, duman çıkan eve bomba atarlardı. O şekilde evet, acımasızca dedelerimize bu şekilde karşılık vermişler. Lakin dedelerimiz demiş ki, yine yeminler etmiş demiştik ya, kadın ve çocukları biz köylere kaçıralım. Şehitlik mertebesi önümüze kadar geldi. Biz burayı artık alamayacağız. Alsak da zaten bize yar olmayacak artık. Şehit olalım bir şekilde, kadın ve çocukları kaçıralım ki onlar kurtulsun. Biz burada mücadeleye devam edelim. Ve kendi evlerini yakıyorlar. Kendi evlerini yakıyorlar. Hikayesi şu şekilde. Sütçü İmam dedemizin türbesinin yanında bir kabir daha var. Oradaki mezar taşında şöyle yazar. O öğretmendir aslında o dedemizde. Komşusu Ermeni tarafından, Ermeni komşusu tarafından duvar delinerek şehit edildi yazar. Yani evler o kadar birbirine yakın ki, evet, eski evler. Ve birçoğu da zaten tahtadır. Kendi evlerini yakıyor ki dedelerimiz düşmanın zarar vermek için. Birçok ev yanıyor, mahalle yanıyor. Ve sonunda Maraş'tan her yerinden ateşler, evet, yangınlar çıkmaya başlıyor. Bu olay işte Cenab-ı Allah'ın hikmeti Fransızları korkutuyor. Düzenli ordular da gelmesine rağmen şehre, Aksu tarafında karargah kurmalarına rağmen diyor ki bunlar diyor bizi diri diri yakacak. Biz bir an evvel bu şehirden kaçalım. O kadar çok korkuyorlar ki 11 Şubat gece saat 3'te atların ayaklarının altına keçe bağlıyorlar. Maraş'ın sokakları taştı o zaman, ses çıkmasın diye. 10.000'e yakın kişi gece saat 3'te şehri terk ediyorlar. Bir yangın vesilesiyle. Tabii, tabii. Ve 12 Şubat 1920'ye geldiğimiz zaman işte bu bizim bayramımız. Önemini az çok anlattım. Maraş'ın dini bayramlardan sonra en önemli bayramıdır. Evet. 12 Şubat Kurtuluş Bayramı. Biz Çete Bayramı diyoruz bu bayrama. Maraş halkı çok kıymet verir, çok değer verir bayramına. Gördüğünüz gibi yöresel çete kıyafetlerimiz onlar. Tören alanında yürüyüş yaparlar. Aynı 96 sene önce yaşanmış olay, dedelerimizin bu yaptığı şenliğin devamıdır bu. Bizim şenliğimiz dediğimiz gibi bir hafta 10 gün önceden başlar, çok coşkulu geçer bayramımız. Abdal Halil Ağa da o gün davulunu tabii, bir başka. Tabii. Olmuş. Ve arkadaşları bakıyorlar ki kaçmış düşman. Bu şekilde kutlamalara coşkuyla devam etmişler. Biz de bunu sürdürüyoruz. Tarihe baktığımız zaman 12 Şubat 1920'de Osmanlı İmparatorluğu yok sayılmış, Türkiye Cumhuriyeti daha kurulmamış, küçücük bir şehir, küçücük belki o zaman bir köy kendi kendini kurtarmış. Çok önemli bir mücadele. Daha sonra tabii Cumhuriyet kurulduktan sonra ödülünü verecekler. Ve dedelerimiz yeter artık dememiş tabii ki. Biz kendimizi kurtardık. Diğer şehirler ne olursa olsun dememişler. Antep'e, Urfa'ya, hatta Halep'e kadar mücadeleye devam etmişler. Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok önemli bir paya sahiptir Maraş. Şairler hep der ya, Maraş Türkiye'nin köşe taşıdır diye. Evet. Gerçekten de öyledir. O taş, bu Maraş'ın olayı, kurtuluş mücadelesi bir kıvılcımdır. Cumhuriyetin kıvılcımıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında çok önemli pay sahibidir ki Antep, ondan sonra Urfa ve Anadolu kurtulmuştur. Maraş başardı. Maraş yaptı. Biz de yapabiliriz. Çok önemli bir tabii ki durum Maraş'ta. Dedelerimiz tabii 900'ün üzerinde şehidimiz var. İsimleri bilinemiyor birçoğunun. Burada 97 tanesinin ismi yazılı. Bilinen tabii. O zaman lakaplar vardı. Allah rahmet eylesin. Evet. Burada da şehitlik anıtımız var. Dedelerimiz şehir mezarlığının içerisindedir bu şehitlik. Şehadi şehir mezarlığında, Maraş'ın içerisinde. Orada dedelerimizi hep yaşatırlar. Zaten Maraş'ta belediyemiz genelde sokak, mahalle isimleri hep şehitlerimizin isimleridir. Yani bir park yapılacağız ama muhakkak o şehidin. Çünkü şehitlerine çok değer verir Maraş. Gerçekten dedelerimizin sayesinde zaten biz şu an burada bu şekildeyiz. Cumhuriyet kurulduktan sonra 2. Meclis, Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar derler ki, toplanırlar, Maraş'a bir ödül vermemiz lazım. Yani Maraş'ın komutanlarını onur etmemiz lazım. Onlar çok önemli bir iş başardı. Bizim elimizi kuvvetlendirdiler. Evet. Maraş'a telgraf çekilir işte. Ama Maraş'tan tabii kahramanlığa yakışır cevaplar. Ya hareketler hep mücadelede olduğu gibi. Maraş'ta bir hane yok ki bu savaşa müdahil olmasın. Yani 7'den 77'ye herkes savaştı. Herkes mücadele etti. Hı hı. Şimdi diyorlar ki ya çocuktan mücadele. Çocuk da cephede hep yardım ettiler. Yaşlı ninelerimiz orada hep yardım ettiler. Çocuklar diğer tarafta, bilmiyorum çektiniz mi? Allahümme ya vedüt diye dua ediyorlar. Evet. Küçük çocuklar. Yaşlı ninelerimiz. Yani Allah'ım düşmanın elini bağla, dilini tut. Çok yaşlı teyzelerimiz Kur'an-ı Kerim okuyor dedelerimiz. Diğerleri o şekilde mücadele veriyor. Yani savaş devamlı bir cephede savaşmak anlamına gelmiyor. Dedelerimizin hepsi topyekün bu mücadeleyi veriyor ve bu savaşı kazanıyorlar. Tabii bunun üzerine Cumhuriyet kurulduktan sonra işte Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar düşünüyorlar. Diyorlar ki bir ödül verelim o zaman, tüm şehre verelim. İşte tüm şehre verilen bir ödül Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'dır. Gerçeği belediye başkanımızın odasında, evet. Cumhuriyet altından biraz daha büyük. Anlamı kendi kendini kurtaran şehir anlamındadır. Dünyada tektir madalyamız. Tüm şehre, dedelerimize verilmiştir. Yani hepimizin, yani bu Maraşlı olarak kendi kendini kurtaran şehir Maraş olarak geçer. Daha sonra da 1973 yılında kahraman unvanı almıştır şehir. Kahramanmaraş olmuştur. Maraş'ta kahramanlığı zaten anlattığım gibi 1920'de 12 Şubat 1920'de fazlasıyla hak etmiş ve almıştır zaten. 1970'te evet. Sadece isim olarak kahraman unvanı alınmıştır. Hocam anlatacaklarım bu kadar. Buraya gelen işte misafirlerimize, kafileler var. Devlet büyüklerimiz daha çok ziyaret ediyor. Hep burada bunlar bu şekilde anlatıyoruz. Ya Maraş böyle miydi? Maraş bu şekil, yani nasılmış? Yani hayret ediyor insanlar. İşte biz burada bir nevi 3 senedir burada tüm ülkemizin güzel insanlar, yurt dışından da gelen oluyor tabii, onlara şehrimizi, neler yapıldığını, neler yapılması gerektiğini, dedelerimize layık olmaya çalışmamızı bu şekilde anlatıyoruz. Ücretsiz bir şekilde gelip gezebilirler. Ücretsiz bir şekilde belediye, Büyükşehir Belediye'mizin Başta belediye başkanımız Mehmet Fatih Erkoç, müdürümüz Mustafa Semerci Bey hep bize güveniyorlar, bize destekliyorlar. Biz de onların yüzlerine kara getirmiyoruz derler ya. Biz de herkese ayırt etmeksizin, her gelene, tabii ayırt etmeksizin her gelene yardımcı oluyoruz. Bu kurtuluş mücadelesini tabii, keyifle anlatıyorsunuz. Biz bunu zaten biz keyif alıyoruz. Biz keyif almadan insanlara keyif aldıramayız. Biz keyif alıyoruz anlatırken. Evet. Dedelerimiz çünkü bizim yaptığımız şeyler. Eyvallah. Manevi gücümüz hep yüksek. Biz Maraş'ta olduğumuz için. Yani Maraş'ın manevi olarak en önce imanı çok kuvvetli maşallah. Bu şekilde bir şeyler yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne bizi kırmadınız. Tanıttınız bu kurtuluş mücadelesini. İnşallah izleyicilerimiz de gelirler. Her daim abimiz burada sizleri bekliyor. Tabii. Canla başla. Tabii. Her gelene teker teker bütün anıları, yaşanmış hatıraları, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle bu kurtuluş mücadelesini veren Maraş halkını, Kahramanmaraş halkını tanımış olduk efendim.